İnsanoğlu bilinmeyeni öğrenmeye her zaman için büyük merak duymuştur. Geleceğinde nasıl bir yaşamın olduğu ya da kendisini bekleyen ne gibi zorlukların olacağını bilmeyi her zaman ister. İnsanlığın var olduğu günden bugüne kadar insan ırkının bu arzusu daha da artmış ve gelecekten gelen haberlerin peşinde koşmaktan yorulmamıştır. İşte bu merak aynı zamanda gelecekten haber veren kahin adı verilen insanların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Kahinlerin insanüstü güçleri olduğuna inanılır. Hatta onların birer cadı olduğunu düşündükleri için bir kısmını ateşte diri diri dahi yakılmışlardır. Gelecekten haber verenlerin cadı kabul edilmesinin ardındaki tek nedense çok açık bir şekilde belliydi. İnsanlığın geleceğinde duymaktan hoşnut olmadıkları şeylerle yüz yüze kalıyorlardı. Milattan önce kahinlerin en çok eski Mısır'da olduğu bilinen bir gerçektir. Matematik ve mimaride ileri seviyeye gelen Mısır İmparatorluğu'ndaki kehanetler firavunların adeta rehber taşı haline gelmişti. Milattan sonraya bakılacak olursa da pek çok kahin cadı sanılarak idam edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yıldız falı, yıldızname ve rüya tabirleri ile gelecekten haber verilebilen kahinler de mevcuttu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nda kendilerine gelecekten haber veren bu kişilere ermiş olarak gördüklerinden dolayı kutsal bir yere konmaktaydı. En çok bilinen kahinler Kahin Müştak Babalı ile Müneccim Başı Hüseyin Efendi'ydi. Dünyaya baktığımızda ise kehanet bir günah ve bir cadı işi sayıldığından dolayı ünlü kahinler kehanetlerini adeta bir şiirin ya da bir yazının içerisine şifreleme metotları ile şifrelemek durumunda kalmışlardır. Günümüzde geçmişten beri en çok bilinen ve en çok kehanete çıkan kahin Nostradamus'tur. Kendisi kehanetlerini şiirleri içerisine saklamış ve en son şiirini yazdıktan sonra yarın sabah ölmüş olacağım diyerek öleceği günde bildiğini göstermiştir. Kehanetler insanlara gelecekten haberler verdiği gibi gelecekte olacak olayların seyrini değiştirmeye müsaade etmez. Yani olacak olan bir şey varsa olur. Sadece siz neyin olacağını öğrenmiş olursunuz. Daha önce defalarca gerçekleşen kehanetleri olan Baba Venga, Shiptonana, Serena gibi kahinlerse günümüz için söylediği kehanetler arasında paralellik göstermektedir. Dilerseniz şimdi bu kahinlerin tek tek 2020 yılı için Türkiye ve çevresiyle alakalı söylediği kehanetlere bir göz gezdirelim. Nostradamus 2020 kehanetleri. 2020 yılında Amerika'da yer devamlı hareket ediyor. Depremler Amerika'nın belini bükecek. Büyük bir ekonomik kriz tüm dünyayı saracak. 2020'ye kadar günden güne büyüyen bir devlet yerini bir başka kırmızıya bırakacak. Bu kehanette kırmızıdan kastının Çin olduğu düşünülmektedir. İngiltere ağlıyor, kraliçe gidiyor diyerek kraliçenin 2020 yılında öleceğini ifade etmiştir. Amerika Başkanı zorlu bir sınav bekliyor. Büyük devletin başındaki sarı adam hastalanacak ve tedavisi yok diyerek Trump'ın bu yıl içinde amansız ve tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanacağını işaret etmiş durumda. Uzaya yolculuk mümkün olacak. Uzayın sırları dünyaya açıklanacak. Çok daha fazla ziyaretçi görülecek. Rusya'nın başı gökten gelen bir taş ile belaya girecek. Bu da Rusya'ya önümüzdeki günlerde bir göktaşı çarpacağının işaretidir. Soğuk devletin başındaki sarışın adama suikast uygulanacak. Burada Rus devlet başkanı Putin'e bir suikast uygulanacağı ve bunu yapacak olan kişinin de Putin'in yakın korumalarından biri olacağına işaret edilmiştir. Geceler boyunca yeryüzü sallanacak. Sonraki baharda iki kez daha sallanacak. Efes ve Korent boğulacak. Yiğit şampiyonlar savaşa girecek. Bu kehanette de Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaş çıkma ihtimalinden bahsetmektedir. Ayrıca geceler boyunca yeryüzünün sallanmasından kastı depremlerin 2020 yılında artmasıyla alakalıdır bu bölgede. Mars, Merkür ve Ay bir araya gelecek. Güneyde korkunç bir kuraklık görülecek. Asya'nın dibindeki topraklar sarsılacak, Efes'te karışıklık. Dünyaya büyük bir gök cismi çarpacak. Büyük bir felaket gerçekleşecek. Nükleer bir felaket tüm dünyayı yasa boğacak. Terör gezegeni harap edecek. Büyük bir yanardağda patlamalar meydana gelecek. Zemin her 5 saniyede bir sallanacak. 6000 kişi bu dünyayı terk edecek. 3. Dünya Savaşı açısından
kritik bir yıl olacak. Savaş Avrupa'da baş gösterecek. Tüm dünyaya yayılacak ve tam 27 yıl sürecek. Amerika'nın batısında büyük bir deprem. Bu deprem küresel çapta bir felakete sebep olacak. Bir ülkede düzen bozulacak ve geleceğin öngörülmediği bir aşamasına gelinecek. Katolik Kilisesi'nin lideri ölecek. Küresel ısınma ve kıtlık silahlı çatışmaların sebebi olacak. Bir stratejik hamle ile Çin tüm dünyanın yeni süper gücü olacak. İtalya kaynaklı nedenlerle Avrupa'da büyük bir krizin eşiğine gelinecek. Bu Katolik Kilisesi'nin liderinin ölmesiyle İtalya kaynaklı nedenlerin bağdaştırabiliriz. Tıpta yaşanılan gelişmelerle insan ömrü 200 yıla kadar uzatılabilecek. İnsanlar hayvanların dilini anlamaya başlayacak. Çocuk sahibi olmak isteyenler ülkelerinden yasal izin almak zorunda kalacaklar. Dil farkları ortadan kalkacak ve herkes tek bir dili konuşmaya başlayacak. Sanırım bu da tek din tek devlet mantığındaki bir inanışın olacağından bahsediyor. Kuzey Kore ve Güney Kore birleşecek. Uzay turizmi başlıyor. Hava kirliliği giderek artacak. Orta Doğu ülkeleri bombalarla yıkılacak. Avrupa ve Amerika'da göçmen kriziyle yüz yüze gelecek. Türkiye'de 7 ya da 7.4 şiddetinde bir deprem meydana gelecek. Amerikan başkanının ailesi feci bir trafik kazasına kurban gidecek. Görüldüğü üzere kehanetler oldukça sıkıntılı ve karamsar 2020 yılı için. Nostradamus daha önce 2019 ve 2018 kehanetlerinin neredeyse tamamı çıkan kahinlerden bir tanesi. Dolayısıyla bunu da bu şekilde düşünecek olursak 2020 yılına ait olan kehanetlerin çıkması ihtimali oldukça yüksek. Bu durumda Türkiye'de bir 7.4 şiddetinde depreme meydana gelmesi ve Türkiye ile Yunanistan'ın savaşa girecek olmaları, aynı zamanda yanılmıyorsam eğer bu benim kendi yorumumdur, Amerika'nın batısındaki depremler ve Amerika'da bir volkanın patlaması olayı, Yellowstone Parkı'nda patlaması beklenilen büyük yanardağı işaret ediyor olabilir. O yüzden 2020 yılında ciddi sıkıntılarımız var, öyle görünüyor. Tabii ki en iyisini Allah bilir diyerek şimdi başka bir kahine geçelim. Baba Venga 2020 kehanetleri. Gerçek adı Vagelia Pandeva olan Baba Venga, 31 Ocak 1911 yılında Makedonya'da doğmuştur. Bir hortum sonrasında gözlerini kaybeder ve sonrasında gelecekle ilgili görülerin olduğunu fark etmeye başlar. Ve bunu insanlık adına kullanma kararı alır. Pek çok Rus devlet adamının Baba Venga'nın kehanetlerini duymak için kendisiyle birebir görüşmeler yaptığı da bilinmektedir. Bakalım 2020 kehanetlerinde neler söylemiş. Amerikan Başkanı ve Rusya Başkanı yaşamları tehlikede. Suikastlar olacak ancak sonucu hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Başkan Trump onu sağır bırakacak gizemli bir hastalığa yakalanıyor. Sonunda beyin tümörüyle uğraşmak zorunda kalacak. Asya yok olacak. Yeni tsunami dalgaları ile Asya ciddi sıkıntı yaşayacak. Binlerce ölüm görüyorum. Büyük bir meteor Rusya'ya düşecek. 2020 depremlerin yılı olacak. Avrupa'nın ekonomik çöküşü gerçekleşecek. Selenge çok fazla duyulmayan ancak Orta Asya'nın dağlarında dünyaya gelen bir şaman kahindir. Bu Selenge'nin özellikle 2019 ve 2018'de yapmış olduğu kehanetlerin birebir tutmasının ardından 2020 kehanetleri de merakla bekleniyordu. Onu da geçtiğimiz günlerde açıkladı. Buna göre Selenge'nin kehanetleri şunlar. Felaket bulutları hiç eksik olmayacak. Ufukta üçlü ittifak görülüyor. Birlik bitecek. Ülkeler birinin açıklarını arayacaklar. O ülke iki deniz arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye'yi karşı yola çıkacak. Türkiye ile savaşa girilmez. Yunanlar yüzmeyi çok seviyor. Amerika çökecek. Çekik gözlüler altını oyarak İvanlar tetiği çekecekler. Kuzey güneye bölünecek. Dünya genelinde para sistemi değişiyor. Süper güçler değişmeye başladı. Kuklalar artık kukla oynatan olacak. Yeditepe öyle bir sallanacak ki kıyı şehirlerin tamamı suya gömülecek. Kimse emek vermeden ekmek bulamayacak. Mart ve Temmuz ayında Türkiye'de büyük değişiklikler başlayacak. Seçim kaçınılmaz. Sebebi ise ekonomik sıkıntı. Fener yine hüsran, koç kesecekler. Aslan kükreyerek rütbe konuşacak. Fatih Paşa'yı bu sefer de kurtaracak. ABD'nin yeni başkanı Türklerden nefret ediyor.
kaşıkla vereni kepçeyle almaya kalkacak. Yapay zekayı küçümsemeyin. Büyük tehlike kapıda. Kuş gribi, domuz gribi de neymiş? Öyle bir salgın gelecek ki insanlık ölü yaşayacak. Suriyeliler yaka paça gönderilecek, vatandaşlar kalacak. Ve Süleyman Şah eski yerine geri dönecek. Şiptonan'a 2020 kehanetleri. Şiptonan'a çoğunuzun duymadığı ancak kehanetleriyle tüm dünyayı sarsan, tüm dünyaya büyük şeyler öğreten ve geleceği ciddi anlamda net bir şekilde ifade eden bir kahindir. Şiptonan'ın hikayesi biraz daha farklı. Şiptonan'a doğum sırasında annesini kaybetmekte ve annesi hemen gömüldükten sonra onu derhal saklarlar. Çünkü Şiptonan'a diğer çocuklardan farklı olarak şaşıbakan, yanakları çökük, ağzı ise dişlerini gösteren bir delik şeklinde durmaktadır. Kolları ve bacakları tamamen uyumsuzdur. Adına Ursula derler. Ursula günde 1-2 saat uyumakta, geri kalan zamanlarında ise duvarlara boş boş bakmaktadır ve onlarla konuşmaktadır. İşte bu durum Ursula'nın okula başlamasıyla beraber değişmeye başlar. Okulda sivrilen bir isim haline gelir. Fakat yaşıtları kendisine ucube olarak seslendiğinden dolayı okulu da bırakmak zorunda kalır. Yıllar geçtikçe önce aşk meşk işlerinde kehanetlerini tutması üzerine diğer konuları da kehanetler olmuş ve bunları bir bir kaleme almıştır. 1. Ağaç altındaki yerde altın bulunacak. Tüm İngiltere'nin çocukları toprağı sürerken kitap onun elinde onu sık sık bulacak. Yoksul olan o şimdi büyük bilgelik bilinecek. Büyük evler vadilere, uzaklara yayılmış üzeri kar ve doluyla örtülürken, alevli yıl kısa zamanda gelirken barış önceden olacak. Her yerde bolluk olacak. Denizlerin kanlandığı zaman gelince büyük selle karşılaşılacak. Atsız arabalar gidecek. Felaketlerden dünya çığlık çığlığa. Merkezde bir din adamının bakışı. Camların evi gelecek ve geçecek. İngiltere'de ama ne yazık ki çok yazık bu işleri bir savaş izleyecek. Orada pagan ve Türk oturduğu zaman ülkeler şiddetle kilitlenecek. Birbirlerinin yaşamlarını almaya çalışacaklar. Kuzey güneye bölünecek kartal aslanın ağzında. Vergi ve kan ve de zalim bir savaşa girilecek. Dünya su dolduracak, ateş ise üstünü kaplayacak. Dünyanın en ünlü ve en çok doğruluğu görülen kahinlerin en büyük 4 tanesinin 2020 yılı için Türkiye ve Türkiye çevresindeki ülkelere ait kehanetleri bu şekilde. Görülen bir şey var ki her kahin 2020 yılında bir yanardağ patlamasından, 3. Dünya Savaşı'nın başlangıcının temellerinin atılmasından, büyük bir depremin meydana gelmesinden ve tsunamilerden bahsetmektedir. Aynı zamanda salgın hastalıklarında bu yıl çıkacağı ortadadır. Tabii ki en iyisini Allah bilir diyoruz. Ancak önümüzdeki bir yılın hakkımızda hayırlara vesile olmasını dilemekten başka da bir şey elimizden gelmiyor. Sırlar Alemi kanalı olarak sizlerden gelen istekleri de elimizden geldiğince video halinde sunmaya çalışıyoruz. Merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bir konu varsa bu videonun altında bana iletebilirsiniz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı ve sosyal medyada paylaşmayı lütfen unutmayın.